Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Evet, liseleri tanıtmaya devam ediyoruz. LGS tercihleri öncesinde, sonuçlar açıklanmadan önce. Çünkü sonra çok kısa bir zaman kalacak. Şimdi bile liseleri nasıl yetiştireceğim diye kara kara düşünüyorum. O zaman artık hiç zamanımız kalmamış olacak. Erken başlamamıza rağmen. Evet, biraz önce İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ni dinledik. Şimdi Pertevniyal Lisesi'ni konuşacağız. İşte hangi özelliklerimden öğrenci alıyor, nasıl öğrenci alıyor, puanları nedir, bunların tümünü konuşacağız. Tabii ki depremde konuşacağız, okulların sağlamlıklarını biliyorsunuz konuşuyoruz. Devam edeceğiz. Evet, Pertevniyal Lisesi'ni gördüm hemen. Şeref Koç olacak. Şeref Hoca bize, ben soracağım, eksiklerim varsa siz devam edin sormaya lütfen. Evet, liseyle ilgili bilgileri kendisinden alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sesiniz gelmiyor hocam. Sesiniz gelmiyor şu anda. Biraz daha deneyelim. Evet, çok az sesiniz var. Acaba bende mi dedim? Yok, hani ben sessize mi aldım dedim ama şu anda yok, ben duyamıyorum hocam sizi. Ses yok. Kulaklık sesle ilgili. Kulaklık var mı? Ya da daha yüksek sesle konuşacaksınız. Daha yüksek sesle konuşabilirim. Sorun değil. Çünkü biraz önce deneme yaptık ama aslında özel hesaptan sorun yoktu. Ama yine de gelmiyor. Ses yok yani. Sizi dinleyen var sordu. Onlar da aynı şeyi söyleyecektir. Evet, dinleyici arkadaşlar var. Öğretmen arkadaşlarla biz ekip olarak buradayız zaten. Ama sorun yok diyorlar. Alıyorlar bu sesimizi. Problem yok diyorlar. Bizi takip edenlere soralım. Hocamızın, Şeref Hoca'nın sesini duyabiliyor musunuz? Ben o kadar zor duyuyorum ki. Sesin geliyor mu hocam? Evet, dinleyen arkadaşlar var şu anda dışarıdan da. Bizim öğretmen arkadaşlarımız. Tamam. Sorun yok derler. Tamam, o zaman şey yapalım hocam, devam edelim. Hoş geldiniz diyorum öncelikle katıldığınız için. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Perim Hanım. Evet, hemen ben sorulara geçeyim isterseniz hocam. Öncelikle herkes sorduğum gibi, evet, kontenjan nedir diye soracağım size de. 2022-2023 öğretim yılı için kontenjanınız nedir? Ve geçen seneye göre acaba bir değişiklik oldu mu kontenjanınızda? Önceden hem kendi binamızdayken okulumuz biraz daha büyüktü. Şube sayımız fazlaydı. Hazırlık aldığımızdan beridir 150 öğrenci alıyoruz Pervin Hanım. 150 öğrenci 3 yıl önce almışız. Bu sene de yine 150 öğrenci alacağız hazırlığa. Değişiklik yok yani. Evet, hazırlık dediniz. 2021 öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfını açtınız. 2022'de de AP programına karar vermiştiniz. Ne oldu? Evet. Ne durumdayız şu anda? AP ile ilgili farklı söyleyeceklerim de var. Sadece AP değil, İngilizce ile ilgili. Şu anda 3 aşama yürütüyoruz Pervin Hanım. Birincisi, hazırlıkta aldığımız 150 öğrencinin 150'sine de 30-30 gruplar halinde Pertev Moon, Pertev Debate, Etibinink, Erasmus ve Pertev World projelerine mecbur tutuyoruz. Dolayısıyla her öğrencimizi bir İngilizce etkinliğinde mecbur tutuyoruz hazırlıkta. 10. sınıfta ise gelecek yıl bir program deneyeceğiz. Bu yüzden AP'yi biraz öteledik. Zümremiz IELTS hazırlık yapacak. Belki de Türkiye'de ne programı deneyeceksiniz? Devlet okulunda. IELTS sınav hazırlığı. IELTS kursu yapacak. IELTS sınav hazırlık programı yapacaksınız. O yüzden de AP programının başlamasını biraz ertelediniz. Ama AP ile ilgili de şöyle bir etkinlik yaptık Volkan Bey'le. Öğrenci değişimi ve AP sınavlarında kullanılmak üzere bir sınav gerçekleştirdik. O sınava da 29 öğrencimiz girdi. Altyapısını da yapmış olduk. Ocak 2024 biz AP'ye geçmiş olacağız isteyen öğrencilerimizle birlikte. Ocak 2024'te. Evet. Yani bu sene sınava gelen öğrenciler, yani sizin okulunuza gelen öğrenciler daha sonra AP programına katılma şanslarına sahip olacaklar. Evet. Şimdi merak ediyorum, hazırlık sınıfı açıldığı zaman hani yüzdelik dilimler yükselir, sizde de yükselmişti geçen sene. Evet. Sizce AP programının ya da IELTS hazırlık programlarının açılıyor olması nasıl etki yapacak? İşin doğrusu olumlu yönde etkiler ama bizim biliyorsunuz bir taşınma problemimiz var. Biz şu anda şehre mindeyiz.
Her ne kadar yayını A blokta kendi binamızda yapsak da bunu tolere edebilirsek şayet ben bize katkı sunacağını düşünüyorum. Hem AP programının hem de hazırlık yaptığımız IELTS kursunun okulumuza katkı sunacağını ve öğrencimizin puanının yüzdelikliğini yükseleceğini düşünüyoruz. O zaman ben depremi soracaktım. En son sorumda hemen şimdi devam edelim oradan isterseniz hocam. Dediniz ki biz Şehremen'indeyiz. Çünkü İstanbul Valiliği'nin güçlendirme kararı aldı. 93 okul arasında B blokla spor salonu için bu karar alındı. İkinci dönem ikili eğitim yaptınız. Şehremin Lisesi'ne geçtiniz. Şu anda peki durum nedir? Yani siz orada olmaya devam mı edeceksiniz? Okulun inşaatı bitirilecek ve 2023-2024 öğretim yılında size gelen çocuklar, öğrenciler kendi ana binalarınızda mı olacak? Onu herkes çok merak ediyor tabii ki. Buyurun lütfen. Bize de hem kendi binamızda hem de Şehremin Anadolu Lisesi'ne veliler ve öğrenciler geliyor, haklı olarak soruyorlar. Durum şu, biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle birlikte biz 20 Şubat'ta B blok ve spor salonunun boşaltılması istendi. Biz de hemen cumartesi günü gittik, Şehremin Lisesi'ne yerleştik. Pazartesi günü eğitime orada başladık. Okulu biraz küçülttük bu arada. 25 dersliğimiz varken, 25 şubemiz varken 23 şubeye indik. Gelecek yılda 22 şubemiz olacak. Şimdi öncelikle sınıflar güvenliği. Kaç kişilik oldu orada? 30 kişi zaten 11 ve 12'den birer sınıf kapattık. Hı hı. Biliyorsunuz 11 ve 12'de alan seçimi olduğu için sınıfların sayıları esnekti. Onu fırsata çevirmiş olduk. Dolayısıyla iki şubeyi diğerleriyle birleştirmiş olduk. Gelecek yılda Şubat ayına kadar Şehremin'de görünüyoruz. Eğer çok ciddi bir gelişme olmazsa şu anda ihale takip ediyoruz. İhale yapılır yapılmaz ilk ihale paketine bizim okulumuzun güçlendirilmesini alacaklar. Bunun sözünü aldık. Sürekli takipteyiz. En geç Şubat ayında okulumuzda olacağımız bize söylendi. Gelen velimize de yine sizin vesilenizle de okulumuza gelmeyi düşünen veli gruplarımıza, öğrencilerimize bunu söylemek isteriz. Çünkü yıkıp yapım olmayacak. Okulumuzun tarihi blok sağlam ve B blokta arsa problemi olduğu için biz bir an önce güçlendirip yerimize dönmeyi düşünüyoruz. Bu da Şubat gibi görünüyor. Yani ilk dönemi yine Şehremin'in evet. Anadolu Lisesi'nde ikili eğitimde geçireceksiniz. O 13-20-19 diye okudum. Biraz önce bir evet. Evet. Buradan Şehremin'in Anadolu Lisesi'nin müdür ve müdür yardımcısına, Şehremin camiasına tekrar teşekkür ederim. Bize ev sahipliği yaptılar, yapıyorlar. Sabah çünkü onlar da ikili eğitime geçti. Onlar da mağdur. Aslında evet. Onlar da mağdur bundan. Sabah 7 çeyrekte onlar başlıyor. 13-25'te de biz başlıyoruz. Evet. Yani ikinci döneme kadar durum bu şekilde devam edecek. Peki ana binada yani sizin kendi okulunuzun olduğu yerde hiç mi öğrenci kalmadı? Şimdi bizde 3 blok var. A, B, C blok. Bir de spor salonu var blok şeklinde. C blok 2012 yılında güçlendirilmiş. Orada 17 dersliğimiz var. A blokta da 3-4 yukarıda 4 dersliğimiz var ama güvenli geçiş yok C bloğa. Dolayısıyla ya spor salonunun ya da B bloğun güçlendirilmesi gerekiyor. En pratik olan da spor salonunun güçlendirilmesi. Biz bir şekilde ihale edildikten sonra spor salonunu hemen güçlendirip oradan bir güvenli geçiş açacağız ve öğrencimizi okulumuza döndüreceğiz Şubat ayında. Evet. Bunu da en azından bu sene tercih yapacak veliler de, hatta sizin şu anki velileriniz de bizi izliyorlar. Evet. Onlar da yazıyorlar, görüyorum hatta. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, deriz ki deprem ülkesiyiz ama nerede büyük bir deprem olur, canımız yanar, ancak o zaman aklımız başımıza gelir. Aa, birdenbire evimiz sağlam mıydı, okullarımız sağlam mıydı demeye başlarız. Çok çok önceden yapılması gereken işleri ancak böyle akıl edebiliyoruz diyorum. Peki, yine bir şey mi söyleyecektiniz hocam? Buyurun, dinliyorum. Şimdi yine merak edilen konulardan bir tanesi de okula en düşük puanla giren öğrencinin acaba puanı neydi geçen sene? Ve bu öğrencinin yüzdelik dilimi, eğer mümkünse bu öğrencinin, en düşük puanla giren öğrencinin kaç tane boşu, kaç tane yanlışı vardı diye soracağım. Geçen yıl puanımız 467.78'di en düşük puanımız. Yüzdelik dilim olarak da 1.21'den öğrenci aldık en son. 4 yanlış 1 boş, 5
yanlış gibi cevaplarla öğrenciler bize geldiler ama 0-2'den de öğrenci geldi bize. Yani biz aslında 0-2-1-21 yüzdelik dinler öğrenci alıyoruz. Yoğunluk da 0-6-0-7 aralığındaydı geçen yıl. Bu senede işte yine yani 0-2 ile 1 aralığında öğrenci geleceğini tahmin ediyoruz yoğunluk olarak. Tabii şey şu güçlendirme olumsuz etkiliyor galiba ya da yarım dönem bir şey demeyecek veliler. Aslında sınavdan çıkmış öğrencilerin yarım dönem öğrenci olmalarının biz doğru olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü öğrenci zaten sınavdan çıkıyor. Öğleye kadar uyusun. Bir dönem işte tek sıkıntı biraz akşam geç olabilir. Onu da biz bir şekilde tolere ediyoruz. Yani ona göre öğrenci etkinliklerini, faaliyetlerini, kulüp çalışmalarının bir kısmını A blokta boş olan 4 sınıfımızda yapıyoruz zaten biz. Biz tamamen A bloğu terk etmedik. Hatta idari ekip, memur, kütüphane ve aile birliği sabah 9 ile 1 arasında zaten burada hizmet veriyor. Yani bir dönem geçici olarak öğrencinin hatta yaşam tarzını biraz da değiştirerek sınavdan çıkacak çünkü bu öğrenciler biraz daha dinlenmelerine sebep olabilir diye düşünüyorum. A blok tarihi olan bina. Evet. 1930 tarihi olan bina A blok. Biz burayı kullanıyoruz ve bizim asıl nefes aldığımız, ekstra işlerimizi döndürdüğümüz, öğrenci faaliyetlerini, çalışmalarımızı yaptığımız yer bizim burası. Tabii şehrimde derslikler kullanıyoruz ama orada daha çok ders takibi yapıyoruz. Diğer perteneyel yapan etkinliklerin büyük bir çoğunluğunun planlamasını ve gerçekleştirmesini burada yapıyoruz. Peki hazırlık zorunlu mu hocam? Tabii. Yeterlik sınavıyla atlayabiliyorum. Hazırlık zorunlu. Aslında yönetmelik gereği öğrenci atlayabilir ama biz bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü ortam ve akran öğrenmesinin gücüne inanıyoruz. Yani öğrenci bu dönem geldiğinde arkadaşlarıyla kaynasın istiyoruz. Zaten ileride de bahsedeceğim biraz. Diyoruz ki işte mekana güzellik veren insandır ve hayatta öğrenciyi, insanı mutlu eden psikolojik yapılar önemli. Fiziki yapıdan daha çok öğrencinin arkadaşlarıyla kurduğu iletişim, öğretmenleriyle kurmuş olduğu ilişki biçimleri, okulu sevme nedenlerini artırma çalışmaları. Biz istiyoruz ki her öğrencinin okulu bir sevme nedeni olsun birbirinden farklı. Dolayısıyla iyice kaynasın, iletişimini ve becerisini geliştirsin istiyoruz. Dolayısıyla biz bunu çok büyük handikap olarak görmüyoruz şimdi doğrusu. Peki kaç saat yabancı dil alıyorlar? Yabancı dil dersi? 20 saat yabancı dil alacaklar. İngilizce zümremiz de burada sağ olsunlar hocamlar şimdi yayını takip ediyorlar. 20 saat İngilizce eğitimi var. İkinci yabancı dil Almanca 6 saat. 9. sınıfta İngilizce 6 saat olacak. 10. sınıfta 4 saat iniyoruz. Yani hazırlıkta 20 saat başlıyoruz. Yeterli oluyor. Biz onun dışında zaten kulüp faaliyetlerini devam ettiriyoruz İngilizce olarak. 5 grup İngilizce temelli 5 tane kulübümüz var. Ve öğrenci oradan istediği zaman devam edebiliyor. Dili destekleyici kulüpler bunlar. Oradan devam ettiği için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki öğretmen sayınız nedir okulda? Eksik branş öğretmeni var mı? Eksik öğretmenimiz yok. 50 öğretmenimiz var ama bu sene biliyorsunuz bizde ciddi problem olmayacak ama rotasyon. Öğretmen situasyonu olacak. 2014'te olmuş. 8 yılını dolduran kaç öğretmen? 8 yılını dolduran öğretmen yok çünkü 2018'de başladı süreç. 2018'de başladığı için yönetmelik şu anda 8 yılını kaybedeceğimiz öğretmen yok. 4 yılda 22 arkadaşımızın 24 arkadaşımızın 4 yılı tamamlamış ama ben dediğim gibi hani çok ciddi bir problem olacağını düşünmüyorum. Ana görevliği korumayı düşünüyoruz. Yani bakanlık oluruyla kalabilecek zaten süreyi dolduranlar. Artık öyle bir proje okullarda böyle bir sistem getirildi. Umarız proje okullarda proje öğretiliyor. Yani APD, IB gibi. Umarız bu öğretmenler, çünkü bazı okulların tamamen kadrosu gidiyor. Yani bütün IB programı kadrosu gidebiliyor. Giden okullar var. O yüzden de bakanlık dikkate alacaktır diye umuyoruz bu durumda. Biz de öyle ümit ediyoruz. Peki tabii yatılı okumak mümkün mü diye soruluyor. Var mıdır? Bizim pansiyonumuz yok. Ama il dışından özellikle gelmek isteyen öğrenciler de çevre okulların pansiyonlarından faydalanabiliyorlar. Ama bizim kendimiz biliyorsunuz binamız buna uygun değil. Eski bir okulumuz. 1870 tarihinde kurulmuşuz. 1930'da lise olmuşuz ama yatılı imkanımız yok. Peki İstanbul dışından gelen oluyor mu? 16 öğrencimiz var şu anda. Çevre okulların
pansiyonlarında barınıyor bu öğrenciler ve biz sürekli onları yapıyoruz. 16 öğrenci var toplamda. Peki erkek çocuk mu bunlar, kız çocuk mu? Yani iki tane kız var, 14 tane erkek var. Çünkü kız çocuklar için daha kolay galiba pansiyon bulabilmek. Yani kız çocukları, evet, Vefa'da kız pansiyon var. Hı-hı. Biraz daha imkan fazla kız çocuklarına. Ama bizim farklı pansiyonlarda barınan 14 tane de erkek öğrencimiz var. Kaç öğrenci peki toplam şu anda? Toplamda 6 öğrencimiz var. 174 mezun edeceğiz. 150 alacağız şimdi. Peki hocam, tabii merak edilenlerden biri de işte öğrenci giriyor ama nasıl çıkıyor bir eğitim kurumundan? Dolayısıyla burada da ben de size üniversite sınavlarında yerleştirme oranlarını soracağım ve mezunlarınız hangi bölümlere gider onu soracağım. Evet, biz yerleştirme oranında Türkiye'nin en başarılı okullarının bir tanesiyiz. Bunun sebebi de öğrencilerimizin hemen hepsi kendi bünyemizde açtığımız üniversite hazırlık kursunda hazırlanıyorlar. Bizim okulumuzun en güçlü yönlerinden bir tanesi okulda yaptığımız bu üniversite hazırlık kursu. Hatta öğrencilerimizin büyük bir kısmı bunu bilerek geliyorlar. Hatta bizim kursumuzda üniversiteye hazırlanmak için bizim okulumuza gelen öğrenciler var. Bilerek geliyorlar. Biz bu yayınlar vesilesiyle de tekrar söylüyoruz. Gelecek yıl yapacağımız kursun da her türlü deneme sınavları, işte hangi dersten kaç saat vereceğiz, onun planlarını zümrelerle beraber yaptık. Dolayısıyla hemen Eylül'ün başında tekrar başlayacağız ve sınava kadar yoğun bir tempoda bu öğrencilerimizi mezun edeceğiz. Hatta seneye çok kalabalık bir grubumuz var. 60 aylık başlayan çocuklarımız var. En perteneyal tarihinin belki de proje okulu en kalabalık grubunu mezun edeceğiz. 208 öğrencimiz var. Bunun büyük bir çoğunluğu kursumuza kaydını yaptırdı ve çalışmaya başladı çocuklar. Peki 12'den başlıyor, 11'de de oluyor mu bu kurslar? Biz bu sene 11'in başında başladık ama 11. sınıf DYK'ları istediğimiz verimde olmadı. Biz açtık, öğrenciye hizmet ettik ama zümreler gerekli gördüğü öğrencileri aldılar kursa. Fakat taşınmam da etkili. Son dakika galiba. Son dakika, evet. Hazırlanmayı mı seviyoruz? Genelde öyle. Aileler de, işte öğrenciler de aslında 11. sınıfın başında, hele hazırlıktan gelenler öyle düşünüyoruz. 11. sınıf başından itibaren hazırlanmaya başlayacağız ama eski öğrenci, hazırlık almayan öğrenci daha çok 12. sınıfın başında işte, yani Temmuz'da başlıyoruz kursa. Orada 4 haftalık eğitim var. Sonrasında Eylül'de devam ediyoruz. Ama asıl Eylül'de başlayıp da Nisan'a kadar olan süreçte öğrencimiz sınava hazır hale gelmiş oluyor. Peki üniversite oranlarına bakacaktık. Hangi bölümlere yerleşir? Sayısal bir okul musunuz siz? Nasıl? Sayısal bir okuluz. Daha çok öğrencimiz tıp mühendisliği seçiyor biliyorsunuz. Onun dışında da az sayıda hukuk öğrencisi oluyor. Yerleştirme oranında da, yerleştirme bakımından da bizim her öğrencimiz aslında sınava girdiğinde bir üniversiteye yerleşecek puanı alıyor. Ama bazı öğrencilerimiz %15-20 aralığında bir öğrenci grubu istediği hedefi tutturamadığı zaman gelecekte bir daha giriyor. Ama aslında bizim yerleştirmemiz bir yıl sonunda %100'e ermiş oluyor. Ama bazı öğrencilerimizin aşırı idealist tutumları, illa ki işte şu bölümü, şu okulu kazanacağım yaklaşımı yerleştirme oranını nebzeten azıcık aşağı çekiyor. Ama 2 yıl içerisinde bizim öğrencilerimizin hepsi %100 yerleşmiş oluyor. Peki TM sınıfı var mı hocam? Bir sınıf 20-25 aralığında her yıl TM grubu öğrencimiz oluyor. Onlar da daha çok hukuk fakültesine ve çok böyle markalı işletmelere gidiyorlar. Ve özellikle bizim derece yapan çocuklarımız da aslında sayısal tabanlı okuluz ama ilk yüzde öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu TM kökenli öğrenciler oluyor. Onlar da hukuk, işletme gibi herhalde, evet, psikoloji, rehberlik, son yılların popüler bölümleri arasında yer alıyor. Onlara yerleşiyorlar. Acaba diyorum, bütün soruları yanıtladık mı? Biraz da okulun işte kaç kulüp var, ne kadar etkin, onlardan da söz edebilirsiniz bence. Tabii ki ben de hem bir özetleme anlamında hem de altını çizeceğim noktaları bir kez daha paylaşmak isterim. Birincisi, biz okulumuzda dünü bilen, bugünü anlayan, yarınları tasarlayan gençlerin yetişmesini istiyoruz. Bunun için de dil bilen, dünya bilen, okuduğunu anlayan, analiz eden
öğrenci grubu yetişsin istiyoruz. Bu minvalde de tabii ki akademik anlamda öğrencilerin 40 saat dersi var. Hazırlıkta öğrenciyi daha çok uyum, oryantasyon ve İngilizce temelli eğitim veriyoruz. 9. sınıfta İngilizcenin yanında temel bilimlere giriş. Bu yıl ilk kez deneyeceğimiz IELTS kursu İngilizce. 3 türlü firmayla çalışıyoruz. Teknik destek alıyoruz. Bunu paylaşmanda bir sıkıntı yok. İşte AP ile ilgili Volkan Beylerden. Gerek yok hocam. Yani evet. İsim vermeyeyim. 3 firmadan destek alıyoruz. Zümremiz bununla ilgili planlamasını yapıyor. Bu 3 alanda yürüyoruz. İşte yurt dışı öğrenci değişiminden tutun da yaz kursu, IELTS kursu. Bunları bu sene hepsini görmüş olacağız. Onun dışında çok güçlü bir robotik geleneği var okulda. Önceki yıllara göre tıp tercihinde azalma var. Bu sadece bizde değil, Türkiye'nin gidişatında salgın etkisiyle. Çok güçlü bir robotik yazılım, kodlama, Arduino ve Java eğitim veriyoruz okulda. Kurs açıyoruz. Öğrencilerimizin özellikle hazırlık ve 9. sınıfta bu kulüplerden çok faydalanmasını istiyoruz. Bunun da imkanını veriyoruz. Şu anda hem robotik için ayrı atölyemiz var hem de İHA için bir alan kurduk. 2 tane alanımız var. Onun da dışında sosyal kulüplerimiz var. İşte öğrenciler kulüpler vesilesiyle geziyorlar, etkinlikleri yapıyorlar. Ondan sonra okulda sosyallik anlamında evet bahçemiz küçüktü ama okul dışında daha çok öğrenci bizim kontrolümüzde vakit geçiriyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü öğrencinin okulda sosyalleşmesi ve arkadaşlarıyla kendisini gerçekleştirirken sunduğumuz akademik, kültürel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerden faydalanmalarını istiyoruz. Yani öğrenci gelsin, işte çok iyi bir üniversite tıp kazansa gitsin istemiyoruz. Biz sosyal, dünyayı seven, yaşama sıkı sıkıya bağlı olan sosyal bireyler yetişsin istiyoruz. Bu anlamda da okulumuzun kulüpleri, kulüp öğretmen arkadaşlar çok gayretliler. Biz sadece onların önünü atıyoruz, planlıyoruz ve teşvik ediyoruz, ödüllendiriyoruz. Bu sene özellikle birçok alanda, yeni girdiğimiz alanlarda ödüller aldık. Taşınmamıza rağmen hiçbir alandan geri kalmadık. Hatta ben son 2 hafta hiç eğitim öğretimde ilgilenemedim inanın. Sağ olsun idareci arkadaşlar, Zümre Başkan arkadaşlar eğitim öğretim akışını takip ettiler. Ben sürekli kulüp faaliyetlerinin kapanışlarına, tiyatro gösterilerine, proje yarışmalarının ödüllerine katıldım. 2 haftam öyle geçti benim. Dolayısıyla güçlü akademik eğitimin yanına sağlam bir İngilizce eğitimi ve sosyalleşmiş, kendisini gerçekleştirmiş bireyler istiyoruz. Yönetim tarzımıza gelince, geçen yıl da bahsetmiştim, çok da özelde soru geldi. Bana bağlı bir EPÜK kurulu var. Yani eğitim planlama üst kurulu. Bizim her sürekli kapımız açık. 2 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenimiz 2 kişi. Onun dışında zümre başkanlarıyla, onun dışında öğretmenlerle. Sürekli istişare ve açık alanla ilgili, kulüplerle ilgili, yapılacak etkinliklerle ilgili çok dinamik yapımız var. Ve bizim biliyorsunuz büyük bir camiayız, vakfımız var. Öğrenci Yardım Derneğimiz, Mezunlar Derneğimiz ve spor kulüplerimiz var. Bunların hepsi sağ olsun bizlerle birlikte çalışıyorlar ve sürekli öğrencilerimize etkinlik sunmaya çalışıyorlar. İşte bize başvuran hiçbir öğrenciyi aile birliğimizi bu sene güçlendirdik. 80 öğrenciye burs veriyor. Bize başvuran hiçbir öğrenciyi bursla ilgili geri çevirmiyoruz. Gerçekten. Onun da dışında güçlü velilerimizi ve ekonomik anlamda güçlü mezunlarımızı sürekli etkinlik temelli sponsorluğa bağlıyoruz. Diyoruz ki işte paranın dışında bize öğrencilerimiz işte şu tiyatro faaliyet var. Bunu güçlendirin, bunu destek olun diyoruz. Sağ olsun bizi kırmıyorlar. Mezunlarımız hakeza öyle, aile bildiğimiz öyle. Zümre başkanlarımızın çok önemli gayretleri var. Hem okul işlerinde içerisindeki zümre faaliyetlerini organize ediyorlar. Hem de hangi sınıfta ne eksikse ona dönük nokta atışlı atölye çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla bu dinamizmle birlikte gelen öğrencinin hem mutlu olmasını hem de iyi yetişmesini sağlıyoruz. Bu yayınlar vesilesiyle de biz zaten sürekli kurumdayız ama bu yayınların etkisini biliyoruz. Bizi işte buradan dinleyen özellikle işte peritoneali tercih edeceğim ama nasıl bir okul diye düşünenler özellikle söylemek isterim. Bizim zaten çok güçlü bir akademik geleneğimiz var. Bunu çok isteseniz de bozamazsınız içeriden de dışarıdan da. Bu zaten bir akış içerisinde gidiyor. Onun dışında bizim kulüp faaliyetleri ve farklı etkinlikler yönüyle zenginleştiriyoruz kurumu. Bizim kattığımız ve teşvik ettiğimiz, arkadaşların da cesaretle yapmaya çalıştığı etkinlikler sonucunda öğrencilere yıl sonunda memnuniyet anketi uyguluyoruz ve %96-97 oranında memnuniyet ve gelecek yıl şu da olursa iyi olur dönüş alıyoruz.
Bu da bizi memnun ediyor. Ona göre de değiştiriyorsunuz. Servis var mı diye soruluyor. Görebildiğim servis var. Evet, servis mevcut. İstanbul'un değişik noktalarında servis kalkıyor. Evet. Başka da herhalde göremiyorum bazı soruları. Böyle iyice yaklaşmam gerekiyor ama görebildiklerimi sanırım cevaplamış olduk. Ha, okul tanıtım günü var mı? Evet, okul tanıtım günlerini dönüşte yapmayı düşünüyoruz. 3 Temmuz, 10 Temmuz aralığında yapmayı planlıyoruz. Hem kalabalıklara hem de bireysel anlamda bizim öğrencilerin tanıtım kulübümüz var. Öğrencilerimiz öğrenci adaylarını karşılıyorlar. Ve İngilizce zümremizden de bir arkadaş burada sürekli tanıtım günlerinde. Veliyi ve öğrenciyi karşılıyoruz. Dolayısıyla öğrenci ve öğretmen bilgilendirmesiyle birlikte onları yol etmiş oluyoruz. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve sorularımızda yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, okul tanıtım günleri 3-10 Temmuz arasında olacak. Dilerseniz okulu ziyaret edebiliyorsunuz. Ama Şeref Hoca'nın da söylediği gibi önümüzdeki güçlendirme çalışmaları nedeniyle ilk dönem Şehremen Lisesi'nde geçecek. Bu nedenle de ikili eğitim olacak. Yarım dönem için Şubat'ta da güçlendirilmiş, sağlamlaştırılmış okula geri dönülmesi planlanıyor diyorum. Teşekkür ediyoruz Şeref Bey de katıldığı ve verdiği bilgiler için. Şimdilik ayrılıyoruz ama saat 19'da tekrar birlikte olacağız. Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak bizlerle birlikte olacak ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayacak. Hoşçakalın şimdilik. Hoşçakalın hocam. İyi yayınlar, sağ olun.